Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Allah'ıma şükürler olsun. Bugün hava kar yağışlı, dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Birazdan inşallah yemeğim pişerken sizlere unutmazsam göstermek isterim. Ben bugün sizlere uşağımızın yöresel lezzeti, Alacadere deriz biz, kara şimşek deriz, mercimek yemeği deriz. Onu yapacağım. Malzeme listemi sayayım isterseniz. 1,5 su bardağı şöyle kahverengi mercimeğim var. Siyah mercimek deriz biz. Tertemiz yıkadım. Yarım su bardağından biraz fazla bulgurum var. Bulgur ölçüsü mercimekten biraz az olması gerekiyor lezzetli olması için. 2 tane kuru soğanım var. Sıvı yağım var. Tuzum var. 1 yemek kaşığı biber salçam var. Aynı şekilde 1 yemek kaşığı da domates salçam var. Mercimek yemeğimi yaptıktan sonra ben bunun yanına kuru biber haşı deriz biz. Onu yapacağım. O da aynı şekilde yöresel lezzetimiz. Artık tripodum yanıma alayım. Mercimek yemeğimi yapmaya başlayayım. Soğanlarımın kabuklarını soydum. Artık doğramaya başlıyorum. 2 tane soğanım vardı. Sıvı yağımın yanına biraz da 1 yemek kaşığı da kaz yağı çıkardım. Kaz yağı da ayrı bir lezzet veriyor yemeklerimize. Hem sağlıklı hem de lezzetli. Her gün insan ne pişireceğini şaşıyor. Genellikle basit yemekler yapmamaya dikkat ediyorum da böyle 40 yılda bile basit yemekler oluyor. Basit ama ben gerçekten de mercimek yemeğini de çok severim. Kuru biber haşını da çok severim. Hem yöresel lezzetimiz hem de sağlıklı. Soğanlarımı doğradım artık. Düdüklüme malzemelerimi ilave edeceğim. Şöyle mercimeğimi ilave ediyorum. Tabağımı yiyeceğim sıyrı. Meryemciğimin çok hoşuna gidiyormuş benim tabağımı sıyırmam. O da aynı şekilde ben gibiymiş. Tabakta hiç bırakmıyormuş. Meryem dinç güvenç. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Bulgurumu da ilave ettim. Şöyle soğanlarımı da ilave edeyim. Benim içim rahat etmiyor. İlla bunu yiyeceğim ben. Sıyırcım. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçam var. Aynı şekilde bir yemek kaşığı da domates salçam var. Onu da indireyim. Kaz yağım. Kasemde sıvı yağım var. Onu da indirdim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Salçalarım tuzlu. Şöyle şu yağımı da kaşığımdan indireyim. Artık suyunu ilave edeceğim ama tahta kaşık almamışım. Tahta kaşığımı da aldım. Şöyle içerisine gösterebilir düdüklümü. Şöyle bir karıştıracağım bütün malzemelerimi. Ondan sonra ılık suyum var. Onu ilave edeceğim. Biraz da suyuyla bir karışsın. Benim mercimek yemeğimde ölçüm yok. Genellikle ölçüyü tuttururum. Şöyle göz kararı suyumu da ilave ettim. Ama birazcık daha suya ihtiyacı var. Yine şöyle içini göstereyim. Benim biraz daha buna ılık su getirmem lazım. Düdüklümün fıslama sesi çıktı. Düdüğünü indirdim. Yavaş yavaş kaynıyor ama ben kuzinem üzerine alacağım onu. Çünkü hava soğuk olduğundan kuzinem güzel yanıyor şu an. Burada da biberimin haşlama suyu kaynıyor. Sıcak suyuna ilave ettim. O da yavaş yavaş kaynayacak. Kuru biberlerimi de 2-3 kat yıkadım. Suya ıslattım. Birazdan kaynayan suyumu ilave edeceğim. Düdüklümü ben sobanın üzerine alayım. Gene soğanlarımı doğrarken tekrar kaldığım yerden devam edelim. Düdüklümü sobamın üzerine aldım. Biberlerimi şöyle istirimden süzeceğim. Suyum da yavaş yavaş kaynamaya başlıyor galiba. Yana da bakayım. 1-2 dakikaya kaynayacak. Şöyle biber salçam var. 1 yemek kaşığı. Bayağı tepeleme. Aynı şekilde domates salçam var. Gene kaz yağım var. Tavama sıvı yağımı kattım.
Bolcam da soğanım var. Şöyle 4 tane soğanım var. Bir tanesinin kabuğunu soymuştum. İrice bu soğanları ben doğrayacağım. Geçen de bahsettim. Soğanım bol olunca tahtam da doğruyor. Bol soğan çok güzel oluyor. Biber acı. Bol salçalı. Biraz da domates suyum var. Onu çıkarmayı unutmuşum. Düdüklümün sesi de yavaş yavaş geliyor. Fıslama sesi. Ben soğanlarımı doğrayayım. Yine kavururken, kesiltirken sizlere göstereyim. Tavama biraz çiçek yağı kattım. Biraz da kaz yağı, şöyle bir yemek kaşığı. Artık biber aşımın soğanını kesilteceğim. Şöyle yağımı ilave ediyorum. Suyum da kaynadı. Bir yandan da biberlerimi haşlayacağım. Kaynamıştı, altını kasmıştım. Tekrar yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle biberlerimi de ilave edeyim. Çok fazla haşlamayacağım. Çok haşlanınca güzel olmuyor. Hemen 2-3 dakika haşlayacağım yeterli. Yağım erisin. Bolcam da soğanlarımı doğradım. Şöyle göstereyim. Soğanlarımı ilave edeceğim. Şöyle soğanlarımı da ilave ediyorum. Bol soğanlı. Soğan gözünüze çok gelmesin. Biber aşı bol soğanlı güzel oluyor. Şöyle birazcık da altını açayım. Biraz ben bunu tuz ekleyeyim. Tuz soğanın ölmesini sağlıyor. Daha çabuk kesilmesini sağlıyor. Öyle anlatayım. Biberim de yavaş yavaş kaynıyor. Şöyle bastırayım. Domates suyundan getirdim. Şöyle onu da göstereyim. Kasene boşaltayım. Ben soğanıma tuz ilave edeyim. Biraz kavrulsun. Salçamı katarken yine kaldığım yerden devam edeyim. Domates suyumu da ilave ettim. Biraz da böyle kavruldu ve artık biberlerimi ilave edeceğim. Şöyle hepsini de indireceğim. Bir tane büyük kalmış. Onu da şöyle koparayım. Şöyle bir ağzını kapatacağım tavamı. Birazdan karıştıracağım. Şu an karıştırmak istemiyorum. Şöyle yapayım. Kötü ses gelmesin. Salçamla biberim kavruldu. Artık şöyle bir karıştıracağım. Alttan üste doğru. Birazcık benim buna su ilave etmem lazım. Bardağıma da balık suyunu hazırladım. Kaşığıma da bakayım. Kaşığımı da temizlensin. Soğanı, salçası. Şöyle bir bardağın hepsini ilave ettim. Ben bunu bir 10 dakika böyle kavuracağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Tuz ilave etmedim çünkü salçam bayağı tuzu, çok az bir soğanım kavrulurken soğanımı ilave ettim. Şöyle yemeğimi ben bir kapağını açayım, hem size göstereyim hem kendime bakayım. Artık ben bunu altını kapatmam lazım. Şöyle bir karıştırayım. Yağı suyu tam kıvamında.
Benim hayvanlarıma inme saatim geldi. Mercimek yemeğimi de kuzenimin kenarına alayım. Şöyle yemeğimi de kapatayım. Belki aşağıda hayvanlarıma bakarken de biraz çekim yaparım. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Çünkü birkaç takipçim istedi. Mallarımı aşağı indikten sonra tekrar aşağıda görüşelim inşallah. Şöyle aşağı hayvanlarımı sağmaya indim. Bir altları batıkken çekim yapmak istedim. Öğlen tersleri atıldı, tertemiz süpürüldü, küründü ama gene de akşama kadar batırdılar. Benim bunları altlarını kürüyüp sağmam lazım. Şöyle göstereyim. Şöyle ileri doğru geçeyim. Önce altlarını küreceğim. Sonra makinemi dakacağım. Bir yandan tersini açacağım. Bir yandan fırçalayacağım. Bazen sağarken fırçalıyorum. Bazen ineklerimiz dışarı çıktıktan sonra fırçalıyorum. Şöyle geçeyim. Yeğgilerini verirken, verdikten sonra daha doğrusu sağıp bakayım. Tekrar sizlere bütün hayvanlarımı göstermek istiyorum. Çünkü bu hayvan vlogu bayağı istendi takipçilerim tarafından. Şöyle göstermiş oldum. İneklerimizi bağladık. Şöyle göstereyim. Altları da temizlendi. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu an yemlerini, samanlarını yiyorlar. Şöyle uzaktan gösterince daha güzel görünüyor. Bazen ben yakın çekim yapıyorum, unutuyorum. Yem verdim ben bunlara. Saman, küspe, darı silajı, süt yemi, zavar. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Sularını içtiler. Şu an karınlarını doyuruyorlar. Eşim sulayıp geldi. Bir de birbirlerinin yemlerini yiyor. Bunlar öyle bir uyanık ki. Önce kendi yemini yemiyorlar. Bakın mesela bu. Önünde yemi var. Şöyle göstereyim. Bunu yemiyor. Önce onun önündekini yiyor. Burada da tosuncuğumuz var. Şöyle yavaş yavaş geri çıkayım. Altlarını tertemiz fırçaladım. Şöyle uzaktan da göstereyim. Kolay değil bu işler arkadaşlar. Hasta olsan da bu hayvanlara bakmak zorundasın. Dilagız bilmiyorlar. Az susuz olmaz. Şöyle yavaş yavaş karşı tarafa geçeyim. Bu sırada ineklerimiz var. Orada da gene iki tane ineğimiz var. Gerisi düve. Bir tanesi dana. Gene şöyle uzaktan çekeyim. Uzaktan daha güzel görünüyor. Bunlar da aynı şekilde yemini samanı yiyorlar. Öbür taraf biraz sık bağlandığı için birbirine yemine samanına uzanabiliyor. Damımız almadığı için. Ama bu taraf normal aralıkta bağlı. Bunlar fazla birbirinin yemine samanına uzanamıyorlar. Şöyle gösterdim. Yavaş yavaş artık buradan da çıkacağım. Öbür dama doğru ilerleyelim bakalım. Sabahın yiyeceklerini de hazırladı eşim. Şöyle göstereyim. Silajımız var, küspemiz var. Bunları da sabah vereceğiz. Erken indiğimiz için karanlık oluyor sabahleyin. Akşamdan hazırladın mı? Bizim için kolaylık oluyor. Artık öbür dama geçeyim. Orada tekrar onları da göstereceğim inşallah sizlere.
Şöyle öbür hayvanlarımı göstermeden de birazcık dışarıda kar yağışını göstermek istiyorum sizlere. Lapa lapa kar yağıyor şu an. Yerler de ıslak olduğundan biraz bir yandan eriyor. Şöyle göstereyim, çok güzel yağıyor. Şöyle yavaşça dönem. İnşallah biraz irkilir. Ama ara ara yağdığı için bir yağıyor, bir kesiliyor. O yüzden yağan kar eriyor. Şöyle biraz yola doğru çıkmak istiyor. Burada da küçük hayvanlarımız var. Küçük dediysem hem küçük hem orta boy. Öbür dama bakınca biraz daha bunlar küçük. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Burası oraya bakınca biraz karanlık ama şöyle uzaktan gösterirsem daha net görünecek. Burada kenarda gene bir tane danamız var. Bunlar hep kız. Gördüğünüz gibi. Bir maşallahınızı da alırım. Belli olmaz, belki nazar değebilir. Çok hani toplu değiller ama olsun gene de. Simentel olsa onlar toplu oluyor maşallah. Tabi bu alalar o kadar olmuyor. Bu da kız aynı şekilde. Burada da 3 tane küçük tosuncuklarım var benim. Şu an ekran netleşti. Değil mi? Değil mi oğlum? Bu kahve beyaz. Biraz önce ben bunların sütlerini biberonla içirdim. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Orası da bayağı karanlık. Gene orada bir tane kız var. Dişi deriz biz kız olan buzağa. Bunlar üçü de oğuluş. Bunun ismi Ayaz'dı. Aslında en büyükleri şu ortadaki küçük olan. 2 numara bu. Görünüşe bakarsan en büyükleri bu gibi görünüyor. 3 numara da bu. Böyle hayvanlarımı da göstermiş oldum. Artık yavaş yavaş buradan da çıkayım. Yukarıya çıkacağım artık. Salatamı yapacağım, soframı hazırlayacağım. Yukarı çıktıktan sonra tekrar servisimi yaparken kaldığım yerden devam edeyim. Salatamı yaptım, soframı hazırladım. Sıra geldi artık servise. Şöyle biber aşımın kapağını açtım. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Yağı suyu tam kıvamında. İki tane tabağımı alacağım. Birine biraz yoğurt dökeceğim. Birine de yoğurtsuz yapacağım. Şöyle gelirsem. Dediğim gibi çok sulu olunca lezzeti olmuyor. Çok hafif sulu. Öbür tabağıma da alayım. Şöyle karıştırarak almak istiyorum.
Artık yoğurt ilave edeceğim. Şöyle kavanozumdan, yoğurdumdan alıyorum. Şu şekilde. Birer kaşık kaşık etrafına. Sarımsak da koysam iyiydi ama yine aklıma geldi. Yine şöyle yakından göstereyim. Sıra geldi mercimek yemeğimin servisine. Şöyle bir güzel karıştırayım. Artık servise geçeceğim. Şöyle yakın gelirsem. Yağı suyu tam kıvamında istediğim gibi. Şöyle göstereyim. Uşağımızın yöresel lezzeti. Aynı şekilde bir tabağa daha koyacağım. Sofram hazır artık. Soframı yakından göstermeye geçeyim. Soframı yakından göstereyim. Mercimek yemeğim. Marul salata, mevsim salatası diyeyim. Kuru biber aşım. Yoğurdum. Jenopole biber turşum, havuç, lahana, karnabahar. Bu da yoğurtlu biber aşım. Yağıyla biraz suyu kenarına taşmış. Burada da aynı şekilde salatam var. Mercimek yemeğin yanına kuru soğan çok yakışıyor. Bugünkü akşam menümüz de böyleydi. Evet arkadaşlarım, bugün ben kapanışı böyle yapmak istedim. Çünkü tripodumu küçültmüştüm. Bugün de değişiklik olsun dedim. Bugün ben sizlere hayvanlarımı gösterdim. Yöresel yemeklerimizi yaptım. Mercimek yemeğimizi, alacadenemizi, kuru biber aşı yaptım. Salata, turşu derken her gün iyi olmuyor, her gün kötü olmuyor. Allah'ım yokluğunu göstermesin. Bugünkü akşam benim de böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Burada artık videomu sonlandırayım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bana bol bol yorum yazmayı unutmayın.